Her nefis ölümü tadıcıdır. Herkes ölümlü. Ölümü tadacak inşallah. Biz sizi hem başınıza gelecek imtihan edeceğimiz konularla da hem de hayırla da deneyerek imtihan edeceğiz diyor. Mutlaka evet. Bir şeyler gelecek başınıza inşallah imtihan edilmek için. Kardeşim yani biz burada imtihan olduktan sonra güzel faaliyetler yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidiyorsak gidersek ve doğru hareketler yapmış olarak gidersek sonsuz hayatın içine girmişsek bir insan bundan başka ne isteyebilir? Allah rızasını kazanmışsa. İnşallah. Değil mi? İnşallah hocam. Çalıya yapışır gibi dünya yapışmak istiyorlar. Ya. Aman bir şey yok dünyada. Değil mi? Evet hocam. Biz burada kısa bir imtihana geldik. Özellikle zor şartlarda yaratılmıştır dünya. Evet. Değil mi? Mesela insan sabah kalkıyor. Allah özellikle aciz içinde yaratmıştır. Mesela bir kadın kendine çeki düzen vermek için ne kadar uğraşıyor? Evet. Bir insan kendine çeki düzen vermek için ne kadar uğraşıyor? Değil mi? Hayatı Allah zor yaratmıştır. Mesela uyumaya mecbur ediyor. 8 saat uyuma. Uyuyor, başka bir aleme geçer. Evet. Ve çok kısa süre verilmiştir. Yani böyle çılgınlar gibi bağlanılacak bir yer değil burası. Herkes daha akılcı, daha derin bakmakla mükelleftir. Evet. Yani çocuk olsa anlar burada imtihana geldiğimizi. İnşallah. İnşallah hocam. Onun için ölüm mümin için bir rahmettir ve bir güzelliktir. Sonsuz hayatın başlangıcıdır. Ama ya Rabbi uzun ömürlü olayım da İslam'a hizmet edeyimini tabii ki mümin dua edecektir. Evet. Yani çünkü mümin ne kadar uzun ömürlü olursa İslam'a o kadar çok hizmet eder. İnşallah. Kur'an'a o kadar çok hizmet eder. Çok hizmet ettikten sonra hayırlısıyla vefat etmesi güzeldir mümin. İnşallah. İnşallah. Ama Allah kısa da tutarsa o da güzel. O da bir nimettir. Hayırdır inşallah. İnşallah hocam.